Selamlar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok enteresan bir tarifle geldim arkadaşlar. Meyve kurutacağız. Meyveyi nasıl kurutacağız derseniz, kalorifer peteğin üzerinde kurutacağız. Evet, gerekli olan malzemelerimiz istediğiniz meyve olabilir arkadaşlar. Limon, ayva, elma, muz, portakal, mandalina ne tercih ederseniz. Ben portakal, limon ve ayva kullandım. Evet, nasıl yaptım derseniz. Meyveleri güzelce yıkıyorum. Sonrasında soğan kıyma rendesi ile ayvaları bu şekilde ince dilimlere kestim. Bıçakla kesmek zor olacağı için piyaz makinesini kullandım arkadaşlar. Evet, portakallarından baş ve dip kısımlarını keselim. İlk etapta piyaz makinesi de doğramayı, ince dilimlere doğramayı denedim fakat başarılı olmadı. Bunun için bıçak kullanarak ince kesmeye çalışarak dilimlere kestim bu şekilde arkadaşlar. Evet, mümkünse ince kesebildiğiniz kadar dilimleri ince kesmeye çalışın. Şunu da belirtmeyi unuttum. Yukarıda ayva dilimleri kararmasın diye limon sıktım arkadaşlar. Mutlaka sizler de limon sıkın. Eğer muz, elma ve ayva gibi bu şekilde çabuk kararacak meyveler kurutacaksanız ilk etapta üzerine limon sıkın. Daha sonrasında kurutma işlemini yapın. Kararmayacaktır. Kararsa da çok az kararacaktır. Evet, ben iki tane portakal kullandım, bir tane limon kullandım ve bir tane de ayva kullandım arkadaşlar. Yağlı kağıt kullanıyoruz. Yağlı kağıda bu şekilde ikişerli sıra halinde kesmiş olduğum portakal dilimlerini yerleştiriyorum. Geri kalan yarısını da yağlı kağıdımızın üzerine kapatıyoruz ki kururken toz tutmasın diye bu işlemi yapıyoruz. Çünkü kalorifer peteğinde kurutacağız bu meyveleri ve gerçekten çok pratik oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde akşam koydum. Sabahleyin hepsi harika bir şekilde kurumuştu. 24 saat olmadan, 12-15 saat olmadan arkadaşlar bu şekilde kurudu. Kış mevsimindeyiz. Artık kaloriferlerimiz, sobalarımız sürekli yanıyor. Bu şekilde meyve kurutarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ve ayvalarımızın rengini de burada görüyorsunuz. Asla kararma olmadı. Ve kıtır kıtır bu yöntemle arkadaşlar her türlü meyveyi kurutabilirsiniz. Meyveleri kurutma süresi kaloriferi açtığınız ısıya göre değişmektedir. Ben kaloriferi orta dereceye açtım. 3 derecede sabaha kadar bu şekilde çok güzel meyvelerim kurudu. Toplam 12-15 saat arası arkadaşlar. 24 saat olmadan kurudu. Eğer çok kalın keserseniz kuruma işlemi biraz daha uzun sürebilir ama hiç sorun değil, zaten kaloriferlerimiz yanıyor. Biraz daha tutabilirsiniz. Bu esnada kururken ben arada bir mesela 4-5 saat sonra kontrol ettim yatmadan önce. Tekrar şöyle bir ters düz yaptım yağlı kağıdı. O şekilde bir de diğer tarafını kaloriferin üzerine koyarak iki taraflı kuruttum. Burada da gördüğünüz gibi nar kabuklarını da atmadım. Hiçbir şeyi israf etmiyoruz. Nar kabukları da çok faydalı. Diğer videolarımda nasıl kullanacağım, nasıl kuruttum, faydalarını sizlere paylaştım arkadaşlar. Diğer videolarımdan mutlaka izleyin derim. Sizlere bir soru soracağım. Videolarım sizlere bildirim olarak geliyor mu arkadaşlar? Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz
Bu sorumun yanıtını lütfen aşağıya yorumunuzla bana geri dönüş yaparsanız çok sevinirim. Eğer sizlere bildiri olarak gelmiyorsa lütfen öncelikle kanalıma abone olmayı, zil sesini açıp bildirimler almayı unutmayalım. Bu iki işlem çok önemlidir arkadaşlar. Aksi takdirde eğer sizler kanalıma abone olup zil sesini açıp bildirimler almayı tıklamazsanız paylaştığım videolarım sizlere bildiri olarak gelmiyor ve paylaştığım videolarımı kaçırmış oluyorsunuz. Onun için beğen, kaydet, yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Evet, nar kabuklarını da bu şekilde kavanoza koydum. Kapağını sıkıca kapattım. Sonrasında farklı bir işlem uyguladım arkadaşlar. Bu tarifimde daha sonraki videolarından izleyebilirsiniz. Evet, daha sonra ben meyve kurutmaya devam ettim. Gördüğünüz gibi kavanozum doldu. Hepsi harika görünüyor. Kıtır kıtır oldular. Evet, bugünlük bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.